Harimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Muratcan Safyörek. Her hafta 3 yeni ücretsiz eğitim videosu yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün en basit haliyle bilgisayarımıza Steam indirip üyelik oluşturmaya göstereceğiz. Steam nedir diye soranlar olursa, içerisinde ücretli ücretsiz birçok oyun bulabileceğiniz bir program arkadaşlar. Sizlere bu videoda nasıl indirip, nasıl kurup, nasıl da üye olabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Hakan Eser ve Aseler PUBG Mobile üyelerine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bundan sonra her videoda katıl üyelerimin ismini okuyorum. Eğer siz de kanala katılırsanız bundan sonraki videolarda isminizi okurum. Şimdi videoya dönelim arkadaşlar. Steam nasıl indirilir? Google.com'a giriş yapıyoruz ve arama kısmına Steam yazıyoruz arkadaşlar. Steam yazdığımızda ilk site, belki bir gün siz burada aradığınızda reklamlar olabilir ama reklamlar hariç ilk siteyi düşünün. Steam'e hoş geldiniz isminde bir site göreceksiniz arkadaşlar. Bu siteye giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede Steam'i yükleyin kısmı var. Buna bir kez tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda benim bilgisayar Mac olduğu için Mac için gerekli Steam karşımda ama siz Windows'tan bağlandığınızda Windows çıkacak. Yani fark etmez. Buradan install Steam demeniz yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok küçük bir dosya boyutu geliyor. Bu Windows'a tıkladığınızda direkt kuruluyor ama ben de şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Mac bilgisayarlarda aldım ve götürdüm. Şimdi kurulumunu bekliyorum arkadaşlar. Hemen aç diyorum. Aç dedikten sonra muhtemelen yine bir kurulum süresi, evet kurulum olacak arkadaşlar. Çünkü bu kurucu eklenti, yani bu eklentiyi yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bu eklenti aracılığıyla Steam'i karşıdan yükleyebiliyorsunuz. Steam'in burada yüklenmesi için internet hızınıza göre beklemeniz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi her hafta 3 yeni ücretsiz eğitim videosu paylaşıyoruz. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın. Ayrıca benim kişisel hayatımı Instagram Muratcan Safyörek adresinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ekstra videolardan faydalanmak istiyorsanız katıla özel birçok eğitim videosu paylaşıyoruz. Özellikle YouTube kanal geliştirme ve YouTube para kazanma hakkında YouTube'da bulunmayan, herkesin paylaşmadığı önemli taktikleri üyelere özel olarak yayınlıyoruz ve üyelerin ismini her videoda okuyoruz. Bu yüzden dilerseniz katıl üyesi de olabilirsiniz. Şimdi kuruldu, kurulacak arkadaşlar. Bu arada bahsettiğim gibi Steam'in üzerinde birçok ücretsiz oyun da var. Ücretli oyunlar da var. Sistemi bir kere indirip kurduktan sonra oradan dilerseniz ücretsiz oyunları seçip o oyunları oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz de ücretli oyunları belirli bir para karşılığı, para ödedikten sonra satın alıyorsunuz ve o oyunları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer isterseniz Steam'deki en iyi ücretsiz oyunları derlediğim bir video daha paylaşacağım. Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer isteyen olursa, bunun yorumu gelirse bunun da videosunu çekeceğim. Evet, Steam'in kurulumunu tamamladım arkadaşlar. Şimdi Steam'in açılmasını bekliyorum. Açıldıktan sonra da Steam'e bir üyelik oluşturacağım. Evet, gördüğünüz gibi Steam açıldı. Burada iki seçenek var. Create new account ya da login diyor. Daha önce bir hesap oluşturmadığım için create new account diyerek ilerliyorum arkadaşlar. Buradan e-posta adresimi girmemi isteyecek. Herhangi bir e-posta adresi girebilirsiniz. Gmail olur, Hotmail olur, iCloud olur, fark etmez. Şimdi bu arada kullandığınız bir e-posta adresi girin. Yani fark etmez dediysem sallamayın. Ben robot değilim diyorum. İkamet edilen ülkede tabii ki de Türkiye'yi seçiyorum. Tabii ki siz başka ülkede ikamet ediyorsanız. Ama genelde Türkiye'de oyunlar daha uyguna denk geliyor. Yani örneğin bir oyun 20 dolarsa, Amerika'da 20 dolarsa, işte Türkiye'de 150 lira oluyor. Ama sen 20 dolara Amerika'dan almaya çalışsan 350-400 lira arası bir şey ödemen gerekiyor. Yani Türkiye biraz karlı ama muhtemelen Türkiye'den karlı ülkelerde vardır. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e-posta adresime mail geliyor hemen Steam'den. Buna tıklayarak e-postayı doğrulamam gerekiyor. Bu yüzden size dedim ki kullandığınız bir e-posta adresi girin. Ve şu an hesabım onaylandı arkadaşlar. Şimdi Steam hesap adı diyor. Parolasını da yazıyorum. Arkadaşlar şu an Steam'e giriş yapıyorum. Gözünüzün önünde Steam açılıyor. Bakın burası Store. Store dediğim şey oyun alabileceğim, oyunları görüntüleyebileceğim yerdir arkadaşlar. Yani market zaten. Anlamını biliyorsun. Burada mesela bir sürü oyun olacak arkadaşlar. Diyelim ki ben bu oyunlardan birini aldım. Alırsam library'e, yani benim kütüphaneme gelecek arkadaşlar. Tam boyutu aldım arkadaşlar. Yine mağaza kısmına geliyorum. Mağaza kısmından mesela 250 liraya bir oyun var. Buradan sanırım ücretsizleri seçebilir miyim? Evet. Oynaması ücretsiz arkadaşlar. Buradan bunu seçtikten sonra bakın, ücretsiz oyunları buldum. Örneğin CSGO var. CSGO ücretliydi arkadaşlar eskiden. Ben CSGO'yu hatta satın almıştım. Diyelim ki CSGO oynamak istiyorsunuz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar.
tıkladıktan sonra hemen şuna tıklıyorsunuz. İndirilmeye başlıyor zaten arkadaşlar. Oyun indirildikten sonra da zaten bilgisayarınız kütüphanenize geliyor arkadaşlar. Şöyle kütüphaneye girdiğimde Counter Strike'ı görebileceğim arkadaşlar. İndirdikten sonra şimdi geliyorum. Counter Strike'ı görebildim. Şimdi istediğim zaman Steam'i açıp Counter seçtiğimde Counter oynayabileceğim arkadaşlar. Buraya istediğiniz kadar oyun yükleyebilirsiniz tabii ki bilgisayarınızın hafızası izin verdiğince. Ücretli oyunları almak için tabii ki de bir kart bağlayıp para yatırmanız gerekiyor. Bununla alakalı en iyi ücretli ya da en iyi ücretsiz oyunları çekeceğim bir video yapmayı düşünüyorum. Eğer talebiniz varsa yorumlara yazın. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz ücretsiz eğitim videolarımızdan faydalanmak için şimdi kanala ücretsiz abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretleyebilirsiniz. Özel hayatımı Instagram Muratcan Safyürek adresinden de takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.